Öyleyse... Habersiz yakalım sizi. Bir şey söyleyeceğim. Ben daha büyük bir Hulk mu olacağım otomatikman? Yoksa sadece tek damla... Yani kadınlar daha mı küçük Hulk oluyor? Tek damladan dolayı mı öyle oldu? Bunu öyle size soruyorum. Çünkü yoksa cevabını bildiğim soruyu soruyorum. Başka? Mesela neden saçı uzuyor? Ben de ona taktım. Normalde kıvır kıvır şey saçı var. Ne denir? Permalı saç mı denir? Hayır, kıvırcık gayet. Kıvırcık. Niye bu sinirlendim? İşte kıvırcık oğlum. Kıvırcık öfkeli bir program olsun. Yani değil mi Hulk şey? Sonra saçı aslındaki gibi böyle uzun ve gür ve aslan gibi oluyor. Yani galiba Hulk böyle bizim sandığımız herkes yani böyle inanılmaz kaslı olacağın, canavarlaşacağın gibi değil de olduğun yani olabileceğin en seksi haline dönüyorsun falan galiba. Evet. İlk izlenimlerimiz bunlar sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kozmetik ve de bu tarz fiziksel, yüzeysel konulardan hemen dikkatimizi çekmiş. Kıyafet niye yırtılmıyor? Sütye niye patlamıyor? Donu nasıl şey yormuyor? Bunu hepsini ben başta sorayım da. Yani. Önce bir sevgili Astro Cevdet, nasıl buldunuz diziyi? Eğlendiniz mi? Beklentinizin üstünde, altında, yanında, kenarında, doğusunda, batısında neresi çıktı? Benim tam olarak beklentim seviyesindeki bir ortalamadaydı. Yani ortalama bir dizi ve zaten beklentim buydu yani. Tam olarak. Beklentim buydu. Dizide böyle diyorsun. Aynen. Güzel. Aynen. Yani şurada değil. Bu. Buydu yani. Burada da değil. Burada da değil bu arada. Sence de senin beklentinden. Ben Aslı'ya çok katılıyorum. Böyle bekliyordum. Böyle çıktı. Hatta şöyle de özetliyorum. Bizim zamanımızda böyle Marvel dizileri falan öyle çok yoktu. Yine vardı 3-5. Bir tane Flash vardı mesela. Yani böyle hızını işte çok ne diyeyim böyle entertain olaylar içinde kullanıyordu falan dizide. İşte ev çok dağınık. Hayır öyle değil. Ev çok dağınık. Evde böyle bekliyor. Sonra kapı çalıyor. Eyvah işte date'im geldi diyor. Fışşt, evi topluyor. Açıveriyor böyle süslü bir şekilde. Ama her zaman iyi bir şey değildir ha. Bilmiyorum abi tabii. Ama tam bir tembel fantezisiymiş Flash. Buradan bunu anlıyorum yani. Ya mesela böyle bir sahne kaldı aklımda. Yani sonra, bıraktım. Dizide bu tarz bir şey bekliyordum. Ben hani bu tarz kullanacak güçleri falan. Nitekim öyle başladı. Konserveyi açmak için kullansın. Evet. O yüzden ben beklentimi, yani zaten ben de ortalama bir şey bekliyordum. Ortalama tıpkı şey. Aslında dediğin gibi. Çıktı ve okey, keyifle izledim. Şey, yani çok fazla geçiştirdikleri şey oldu. Ona biraz böyle bir, tamam geçiştirmişsiniz, okey ne yapayım, takmayayım mı? Tamam takmayacağım ben buna falan dediğim yer oldu yani. İşte damla falan, işte niye daha... İri değil kadın. Niye sadece tek bir damladan oluyor? Açıkladık. Okey. O zaman madem buradan girdiniz, şeyden yani devam ediyoruz. Tamam, bu fiziksel özellikler konusunda tabii orijinaline de benzer yapmışlar. Şimdi evet. Böyle bir bahanemiz var. 80'lerde falan bu karakterleri çizerken o zaman kimsenin aklında body positivism falan olmadığı için herkes dört dörtlük vücutlara sahip oluyordu net bir şekilde. Kadınlarda da o zamanki bakış açısı bir male gaze falan tabii ki hakimdi ve işte göze hoş gelecek, çekici bir yani mesela Shrek'in Fiona'sı gibi değil. Hı. Sırf yeşil diye kıyaslıyorlar. Doğru, güzel güzel. Yok, ama evet, çok doğru benziyor. Çok... Çünkü Fiona çok böyle güzel prenses, sonra Shrek de oluyor yani. Shrek evet, tombik tombik oluyor canım tombik benim. Oluyor. Evet. Bu kızcağımız ise maşallah fitler fit yani gayet. Hafif boyu uzuyor. Ya bak son sahnede şey oluyor ya böyle işte Hulk oluyordu sonra kendine dönüyordu orada bacağını çekmişler sırf topuk ayakkabısını giyiyordu. Ulan bacağı değişmedi ya kadının. Bacağı değişmedi yani özellikle bak. Mesela madem saçları uzuyor filan aslında vücudun diğer tüyleri de ortaya çıkabilirdi filan mesela belki. Kıllı bacak filan olabilirdi işte. Yani galiba. Yani, ama illa. Tüyünü komple aldığımız için oralara evet. Girmeyelim orada çok şey. Belki lazer yaptı çıkacak lazer tüy yaptı yok da. Olabilir. Aynen. Normalde çıkacaktı ama. Çıkacak. Falan. Hayır saçı uzamasa buna dövüş bir demez mi zaten yani neyse bilmiyorum. Ama şey yani. Özetle niye atıyorum o kadar daha da böyle bodybuilder gibi kaslı olsaydı ya böyle çıksaydı böyle 15 tane kası çıksaydı tek bir kolunda falan. Bence takılmamız gereken yer asıl esas yer yani siz bilirsiniz tabii de şu ben beğenerek söyleyeceğim bunu Hulk'un Hulk'a dönüşüp tekrar işte kendine dönüşmesi erkekte yani Bruce Banner'da 15 sene almışken burada böyle aniden instant bir şekilde olması ve bunu böyle bir background olarak biz bir kadın olarak sokaklarda zaten devamlı içimize atmaktan işte bu erkeklerin sapkınlıklarını şey yapmamaktan dolayı buna hazırız dostuma bağlamaları hoşuma gitti. Şey gibi ucuz
Ama güzel. Ben şöyle bağladılar düşünmedim bu arada. Sence de öyle mi bağladılar? Öyle bağladılar ya. Ha, kız ama... da öyle diyor bir yerde laf olarak da o bütün hepsi sebebi olmuş canım. Hayır ama psikolojik bir tarafı varsa biri bu işte. Ya evet çünkü psikolojisine de çok yoğunlaştılar ya böyle hani şey olaraktan nasıl desem. O kadar gittiler meditasyon yaptılar sen öfkeni kontrol edebiliyor olman lazım dedi. Ben zaten öfkemi kontrol ediyorum dedi. Ama abi yani, yani bunu dedi. Bundan iki sahne önce tam yeni Hulk olmuştu. Daha kontrol etmeyi bilmiyordu ama savunma mekanizması olarak öfkelenerek Hulk'u ortaya çıkardı kadın. Ama işte ilk defa çıkarttı. Zaten yani. Kendi cevabını verdim bence. Ben bunu hiç düşünmedim bile arkadaşlar. Yani şöyle gene orijinalinin şeyinden ötürü. Yani orijinali ilk bu karakteri yaratırlarken o zaman zaten bir şey bir moda yani. Aa bir karakter var bir de kadın versiyonu yapalım. Hep var Hulk şey yok bilmiyorum ki. Yani tıpatıp aynısını yapmamak adına böyle yaptıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Sadece ve sadece tek sebebi bu. Çünkü elimizde bir tane Jekyll Hyde tarzı karakter var işte içindeki öfke yüzünden kontrolü kaybediyor filan. Bu kız da onun aynısı olması deyip bence hani aa bu gücünü kontrol etsin diye ya, çizmişler zamanında. Zamanında öyle çizmiş olabilirlerdi. Bu sefer bağlamına buna yaslamışlar. Benim hoşuma gitti o. Ben şey enteresan bak. Onun daha enteresan versiyonu şey dedi ya işte Bruce hani kadın dedi, senin alter egon yok mu yani bir şey çıkmıyor mu diye. Hayır yok ben buyum o kendi olduğum gibi devam edebiliyorum demesi de bir enteresan hani iyice psikolojik şeylerine varacaksın işte aa işte bizim alter egomuz yok biz yaşıyoruz biz çözdük her şeyi kafasına mı? Ama aslı tam tersi ya yani baksana mesela şöyle şimdi Bruce Banner'da aslı şey klişesi ya işte normalde lütfen bana bir şey yapmayın efendim falan ondan sonra lütfen o içindeki işte içine attığı öfke. Şimdi kadınlar da bu bir genelleme olacak yani bu Jennifer Walters için söylemiyorum ama aslında karşılaştıkları bütün bu baskılarla bilmem nelerle falan daha çok içlerine de sanki atma konusunda daha sık pratik yapıyor olabilirler gibi geldi. İşte onu kontrol etme, oradaki dengeyi kontrol etmeyi sağlamışlar. Çok böyle nasıl desem bunu daha bir tık daha komik yani şey bir şekilde nasıl T'yi alan bir açıklamayla da yapmışlar. Ya bilemiyorum ya. Ya insanların... Yapmışlar okey keşke biraz daha senaryo içine güzel yedirselerdi öyle değil. Ya insanların içinde bulundukları durumlara bakacak olursak böyle rol yapma durumlarına aslında cinsiyetleri de tabii bu rol yapma hikayelerine çok büyük bir etki. Ya şunu demek istiyorum. İşte kadın sanki biraz daha erkekten fazla mesela işleri de onlar için bir şey işte patronumla ilişkisi farklı işte ne bileyim alttakiyle ilişkisi farklı işte kocasıyla ilişkisi farklı çocuğuyla ilişkisi farklı komşusuyla ilişkisi farklı ailesiyle ilişkisi farklı ya. Daha hepsi sayacak mısın? Saymayacağım hayır ama yani kadında bu daha fazla ve daha sanki böyle bir şeye gitmişler gibi, alt yapıya gitmişler gibi hissettirdi. İşte bence tam olarak bu yüzden sanki onun da alter egosu daha bile kuvvetli olurdu gibi geliyor ama. Geçişleri sanki onun biraz şey gibi. Kendisi işte, yani, zaten hakim olabildiği ben şey. Daha şöyle bir cevap buluveriyorum orada açıkçası. Jennifer Walters öyle birisi. Yani kadın kendine güvenli, işte avukat olmuş bilmem ne böyle hani... her kadının başına gelen onun da illaki başına gelmiştir ama böyle şey çok ezilip büzülen çok böyle her boku içine atmak zorunda kalmış evet, bir, öyle bir tip birey gibi değil yani genel olarak. Ya şey diyebiliyor yani sen süper kahraman olmalısın işte. Yo abi ben istemiyorum ya süper kahraman olmasını diyebiliyor yani. Ama seve seve olacak anladığım kadarıyla evet, mecburen. Da, hatta şöyle büyük yani. Büyük güç büyük sorumluluk gerektirir. Yo deyip yo avukatım ben. Yo yani. Ben avukatım abi ben zaten onu yapıyorum. Davayı diye. Kazanmak lazım. Bir takım Hulk sevgili hayranları da şunu bize hatırlatacaktır ki eğer eski filmleri falan da hala kanon sayıyorsak o şeyin olduğu işte Eric Bana'nın. Eric Bana'yı saymıyor. Eric Bana'nın olduğu. Ben sayıyorum. Beni gelmez. Şundan ötürü o ama bu yani bu çizgi romanda ne kadar var ne kadar yok emin olmadığım için filmden söylüyorum aslında. Bunun bir de ailede bir şey görmüşlüğü var aslında Bruce'un. Hmm. İşte biraz dayak görmüşlüğü var yok babası annesini dövüyormuş bilmem falan. Aslında onun o içine atma falan zımbırtısı biraz da ona bağlı. Bu kadının böyle bir travması falan olmadığı için de belki denebilir. Yani kadına özgü olduğu konusunda sana katılıyorum. Yani kadına özgü bir durum var mutlaka. Bana yani bir de anlatsalar hayır, ben de onu. Kişiye özgü yani. Ha bu kadına. Ha bu kadına özgü. Bu bir de kadının tarafı da olduğunu bize kendisi naklettiği için zaten. Bu doğru veya yanlış filmin altına kurduğu bir şey, altında yaptığı bir şey olarak görüyorum. Peki ilk bölümü nasıl buldunuz? Sonuna kadar eğlenceliydi. Yani zaten bütün hariç aynen sonuna kadar eğlenceliydi yani. Aynen bütün bölüm sevgili Bruce'la eğitim ve işte güçleri deneme bilmem ne. Bir de azıcık başında ve sonunda avukatlık var. Yani evet. O orta kısım nasıl? Baş sonu nasıl? Orta kısım çok eğlenceli. Ya ben çok keyif aldım. Halk olmayı öğrenmesi tabii. Biraz şey oluyor yani. Gerçekten insan
şey bir tık sinir oluyor yani. 15 sene bu adam emek harcadı bunları yapabilmek için. Gerek işte fiziksel aktivitesinde onu kontrol edebilme falan. Ha, bu kadın bir anda çok böyle hemen tamam ya ben çözdüm deyince şey de oluyor yani. Nasıl çözdün bir ayda kardeşim? Yazık değil mi halkın bu emeğine 15 senelik binderlar hazırlamış halkın adam? Halk. Ömercan da geçen halk olmayı öğrettik. Dolmuşa bindirdik. Ekmek aldırdık. Peki avukatlık kısımları sizce nasıldı? Daha göremedik ki. Çok avukatlık kısmı. Evet. Çok az gördük. Orada da yine bir yerde şey başında işte yo sen kadınsın sen yapamazsın o konuşmayı ver ben yapayım diyen bir adam vardı. Ya o adam ne klişe çizmişler ya. Bir de sonunda. Vardır belki de öyle insanlar. Sakın ya. Berbat etme falan bir ağzının ortasına. Ya böyle karakterler yazmayın. Bu bir şey diyor. Bu senaryo yazan kişi kadın mı erkek mi? Buna baktınız mı? Ama artık böyle sorular sormuyoruz. Yani. Sen o kadar geride kaldın ki hala adamın eteğini kaldırıp pipisine bakacaksın. Ya. Onu demek istemiyorum. Yani non-binary. Bir spektrumda bir yerlerdedir. Bilmiyoruz kimle sevişiyor. Önemli değil. Ben şey olarak... Hangi bakış açısı? Yani so far şimdiye kadar neler yaşamış. Yani çok fazla erkekler kadınlar hakkında hadsiz hadsiz şeyler yazıyorlar ya artık. Kadın karakterler yaratıyorlar. Bu çok belli ediyor kendini. Ben sadece o avukatlık şeyinde şuna takıldım. Yanındaki kız çok hevesli ya böyle ho hadi Hulk'a dönüşüyor falan gibi böyle. Ve yani işte ya hemen oraya birisi geliyor. İşte bu kötü karakterimiz geliyor. Diyor ki o Hulk'a dönüş. Abi bir saniye yap. Ne bileyim daha bir artık o kadar alışmışız ki Marvel evreninde hemen süper kahraman çıkıyor. Bu hani bir güvenlik görevlisi falan gelsin. Polis falan bu kadın kim? Ne amacı var? Aslı zaten bu başlı başına konuşmak istediğim bir konu. Açıkçası bekliyordum, sonra bırakıyordum ama yani şu anda Marvel evrenimiz aslında yeni bir şeye dönüşmüş durumda. Bunu biraz fragmanlarda ele vermişti ama şeye dönüşmüş durumda. Yani oradan buradan süper güçlü tip çıkıyor. Çıkıyor. Ya da bir uzay gemisi geliyor ve ha evet ya onlar uzaylılar bilmem ne istiyor filan diyor mesela bizim adam. Bu tarz olağanüstü işte uzaylı, süper güç, mutant bilmem ne falan filan gibi şeylere alışmaya başlanıldı ve aman tanrım demedikleri bir tane daha işte telefona çek. Mesela Doctor Strange'de uzaylı yaratık ortalığı kırarken millet fotoğraf çekiyordu evet, telefonu. Evet, o zaman da hissettirmişti. Şimdi bu dizinin fragmanını da hatırlıyorum işte yok işte süper güçlü tiplere seni avukat yapalım falan evet. diyordu bir tip bir tip. Ona geliyor artık. Ona geliyor yani artık bu dünyada süper kahraman süper ya da süper kötü falan görmek sıradan bir şey artık. Evet ama yani böyle olması normal değil mi zaten? Normal. Ha, tamam. Evet, ona geldik öyle bir yere geldik yani. Geldik canım de. Adamlar yıllardır bunun altını yapıyordu işte. Aynen ya, öyle yani hani dünyayı uzaylılar istila etti en az bir kez. İşte nüfusun yarısı gitti geldi falan filan böyle abuk sabuk şeyler yaşandı. İşte bunları kabul ediyor olması işte o çizgi romandaki sen söyle bak sen hepimizden daha fazla çizgi roman okuyan bir insan olarak o tadı yakaladın mı mesela? Artık filmlerde de ya bunların hepsinin aynı evrenden olmasının getirdiği alamet-i farikayı filmlerde de yansıtmışlar diyebilir misin? Yani hem evet hem hayır. Henüz bir şey görmedik diye hem hayır diyorum aslında. Bakalım bunu ne kadar gerçekten tutarlı bir şekilde bize gösterecekler böyle. Ama Blip'te falan bayağı tutarlılardı farkındaysan. Valla Blip'te tutarlılardı da bunu Miss Marvel diz böyle şeyinde incelemesinde söylemiştim. Onu kimse izlemediği için burada bir daha söylüyorum. Ben de izlemedim. Diziyi de izlemedim. Mesela orada arkadaşlar işte bizim Miss Marvel'ın büyük babaannesi falan işte kızına bizimkine yani. İşte Pakistan'da şöyle oldu işte Hindistan Pakistan ayrılırken böyle zulümler yaşadık. Şöyle insanlar öldü perişanlık oldu falan diye. 50 yıl önce şeyi anlatıyor tamam mı olmuş şey anlatıyor. Tabii ki anlatabilir ve normal falan anlıyorum. Fakat ulan 5 yıl önce dünya nüfusu yok olmuş. Sonra 5 yıl sonra geri gelmiş falan. Hani bu artık öyle bir kaos yaratmış olmalı ki sanki hani bundan bile daha çok bahsetmek gerekir gibi. Böyle her şey hala tıkırında ilerliyor gibi. Kimse bu benim kocam bu da yeni kocam ne yapayım ben o sırada evlendim falan. Böyle geyikler ben daha çok ya bu çok spesifik böyle tabii ki spesifik olarak bunu değil ama hani bunun etkilerini ben daha çok görmek isterim. Ne acayipmiş. Hiç böyle düşünmemiştim. Öyle yani hani bir sürü şey manyamış olması lazım. Bence Blip'in etkilerini en fazla diyalogda görüyoruz ve o çok benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Ya şeyde çok yaptılar ya onu çünkü işte Infinity War'da yaptılar, işte Hawkeye'da da bir gitti geldi Yelena mıydı o kızın adı? Black Widow'un kardeşi. O gidip gelmiş miydi vallahi hatırlamıyorum. Blip'in öyle bölümü var çok hoştu böyle kızın gidip geldiğini şey yaptılar. WandaVision'da gösterdiler falan. Ha, bir de böyle bir gösterdiler ama yine Spider-Man'de vardı. Laf arasında sürekli geçmesi lazım bu dedim. Çok çok büyük olay ya yani. Ya işte bak laf arasında yine geçiyor da yani ben biraz daha böyle neredeyse post-apokaliptik bir şey görmemiz gerektiğini düşünüyorum abi. Yani
şu an böyle yani son 10 yıl içerisinde böyle bir felaket yaşanmamış gibi. Arabalar kullanılıyor, millet kirasını ödüyor, hukuk sistemi işliyor, dükkanlar duruyor, kapitalizm duruyor. Ya anladın mı yani? Ne felaketler yaşadık abi. Ya bir de belki şöyle oldu mesela, ben bunu merak ediyorum. Şimdi adam bunu yaptı ve yarı insan gitti ve adamın bir ideali vardı. Diyordu ki yani, daha doğrusu yarı canlı diyelim değil mi? Evet. İdealinde diyordu ki yani daha iyi bir yer olacak yani. İşte tüketim azalacak, işte dünya daha işte yeşil bir hale gelecek, doğa kendini bulacak. Ya bunun bir amacı vardı ya, mesela bu ne kadar gerçekleşti? Ya mesela her şey çok mu kötüydü o bilip sırasında? Kahretsin, artık tek kişi yapmak zorundayım bunu. Yanımdaki gitti miydi? Yoksa mesela hakikaten bu müthişmiş, Thanos haklıymış galiba. Ben oraları çok görmek istedim de oraları işte inmediler. Abi bence Thanos'un planının ne gibi bir sonuç vereceğini anlamak için dahi olmaya gerek yok yani. Çok basit, geçici bir ferahlık olur. Sonra gene her şey normal haline döner yani tabii ki yani. Çünkü hani üreten yani sayısı da aynı, çalışan sayısı da aynı. Ne fark edecek yani burada? Hani biz böyle şurada bir hazine var, çok kalabalığız diye onu bölüşemiyoruz. Şimdi yarı yenilik daha iyi bölüşsün. Böyle değil ki yani tabii ki. Ya 5 sene onun için çok kısa bir şey bu arada. Evet yani klasik mühendis arkadaşım. Kültür arkadaşım, evet. Tam 5 sene olduğunu bilmiyorlardı ama. Yavaş yavaş yeşermeye başlayacaktı. Benim kültürel çalışma arkadaşım, hani ekonomide şey prensibi vardır ya, yani kısıtlı kaynak, çok fazla işte talep. Şimdi artık o kısıtlı kaynaktan o talep yarı yarıya inince bir refah seviyesinin geldiği öngörülebilir yani. Benim siyasal bilimler mezunu arkadaşım. Sen de biliyorsun ki dünyadaki asıl problem kısıtlı kaynak falan değil. O kaynakların eşitsiz bir şekilde dağılıyor olması yani, aslına bakarsın. İşte o başka. Aslında. O bakarsın. İşte o bir yorum. Ben o yorumu söylemeden Principles of Economics'ten bahsediyorum şu an. Neyse, bu konuyu uzatmayalım daha çok. Bence kısacası Blip diye bir dizi gelsin. Artık yani oradan buradan kesin gelmeli. Evet, gelmeli. Oradan buradan süper kötüler fışkırıyor, kimse aman tanrım bu da nereden çıktı demiyor. Evet, kim bu falan demiyor yani. Kim ya, bu demiyor. Kötü var. Bam falan. Son sahneye gelelim mi ya? Gelelim. O kadının işte Ömercan'la izlerken hiç beğenmedik orayı. Bir Rabarba'ya gelmedi mi orası ya böyle? İşte aynen yani. O kötü kadın kim yani? Belki çizgimi okuyan tanıyordur. Tanıyor musun sen kadını? Yazıyor IMDb'de. Birisi o. Ya da bakalım daha uzatacaklar. Evet, uzatacaklar galiba o kızı. Uzatacaklar. Her yere koymuşlar kızı çünkü. Evet. Meşhur da bir oyuncu o kız bu arada. Good Place'de oynuyordu ya. O kadar. Yeter kadar meşhur figüran değil yani sonuçta. Ya ama şey enteresan yani, o merhaba ben kötü olmaya geldim falan gibi geldi kız böyle. Onun background'u biraz Fleabag gibi yapmışlar ya. Hani kameraya konuşuyor falan. Ya, sanki sonradan anlatacak gibi sanki. Fleabag dedin, iyi aklıma geldi. Biraz da bu arada bunu konuşalım, sonra Fleabag deyin ne kadar benziyor onu da konuşalım. Çünkü bu diziyi yaparken Fleabag'den çok esinlendik dediler. Yani... Şurada, ayıp. Hayır yani bir kameraya iki kere bakıp konuşuyor diye mi? Bu mu esinlenmek yani? Aferin yani, anladın mı? Sen koskoca ama, film üreticisisin. Bu cümleyi kuruyorsun. Esinlendik filan. Ama dur bakalım. Ne yapar? Bunlar ibaret. Allah Allah. Şu anda haklısın. İzledim ama dur bakalım. Dur bakalım. Hayır. Şu anda haklısın ya, dur bakalım, da ikinci bölümde. Ya Steve Rogers bakir miymiş? Bunu konuşuyorlar. İşte biraz cinselliği daha özgür bir karakter falan filan gibi. Biraz da quirky bir karakter. Ama bu esinlenmek direkt değil. Mesela şeye geleceğim, Fleabag'den gerçekten esinlenmiş olsalardı bu cinsiyet eşitliği, biz kadın olduğumuz için daha da içimize atıyoruz gibi şeyi direkt böyle söylemezlerdi, üzerine güzel bir şaka yazarlardı. Bence de yani, bence Fleabag yani halt etmiş yani She-Hulk Fleabag'in yanında, anladın mı yani bu yani. Bu esinlenmek değil ya, bu bir tane iki tane sevgili Mert'in nerede o deyimiyle hileyi çalmak yani. Aslında çalmak değil de bu arada alabilirler tabii ki. Ona tabii kesinlikle laf etmiyorum. Sonuçta duvar... Yine hile değil o ama okey. Trick işte. Trick. Ne Türkçesi? Numara. Evet. Numara. Numara. Bu da yani Deadpool'dan niye esinlendik de vermiştim. Ya işte aynen yani. Dördüncü duvar yıkmak şey bir şey yani. Fleabag'in icat ettiği bir şey de değil yani. Bakalım işte ben orada bunun altında ikinci, üçüncü bölüme bakmak lazım. Benim bununla ilgili şöyle ekstra bir yorumum var sevgili arkadaşlar. Ve bu yorumu inanılmaz dolaylı bir şekilde anlatacağım. Hazır olun. Bir anlamayacağız mı? Yok canım, anlamayacağız bir şey değil. Hazır olacak. Ben anlatacağım, hazır anlamayacağız. Hazır mısın Cevdet? Anlat. Şimdi sanki Disney Plus çıktığından beri, tamam mı? Disney'nin Disney'liği arttı gibi Marvel projelerinde filan. Şiddete bilmem ne filan daha bile az elini bulaştırmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Süper kahraman işi yaparken bunu yapmak çok zor. Her defasında bir numara bulmak zorundalar diye düşünüyorum. Şeyde Moon Knight'ta bu şizofreniydi, tamam mı? Yani adamın şeyiydi. Bir gözünü açıp kapıyordu, herkes yamulmuş filan. Dövüşleri doğru düzgün göstermiyordu. Sonunda iki tane tanrı dövüştü efendim. Başında bile o ilk bir tane şey sahnesi vardı ya, tuvalette milleti alaşağı ediyor filan. Onu bile görmedik etmedik.
gene hiç görmedik değil. Tabii ki karate yapıyorlar arada ama yani böyle bir Deadpool, bir Boys, bir o Daredevil dizisi falan falan asla bir şey göremez. Miss Marvel gençlik dizisiydi, tamam mı? Zaten çok bir burun kanama bir şey yapmadık ama hani onu da light yaptıkça light yaptılar gibi. Hawkeye'de de özel olarak hatırlamıyorum filan. Ve de bana soracak olursanız sanki bunların üstünü örtmek için işte bir takım numaralar yapmaya çalışıyorlar. Onu dedim zaten, pardon. Miss Marvel'da da o şey gibiydi işte mesela. Böyle çok azdı ama işte arada çizgi roman gibi oluyordu. Böyle çizimler çıkıyordu oradan buradan bilmem ne. Ve şimdi de dördüncü duvarı yıkmak bana bir şey gibi geliyor. Yani o eğlence düzeyini artıracak bir şey koymaya çalışıyorlar. Ve bu sefer de bu var gibi geliyor. Hani çok böyle vurdu kırdı macera aksiyon carçurt koyamayıp yerine böyle şeylerle dolduruyorlar diye iddia ediyorum. Hep bir şeylerle doldurmaya çalışacaklar gibi geliyor. Ya Hawkeye'de değil de şey, yok evet Hawkeye'de vardı yine biraz daha dövüş şeyli falan filan. Bu işte diğer şey grubu, suçlu çetesi grubu var. Eko ya onlar da bro bro diyen matraklıklar. Ha yani biraz dövüş mövüş güzel bir şekilde koreografiyle dövüş mövüş yapıyorlardı da. Dediğine katılıyorum bu arada. Yani bu dizide zaten sitcom gibi olacak. Bu dizinin böyle bir aksiyon falan olma bile belki bence merakı yok yani. Acaba kaç kere She-Hulk olup gidip birilerinin kafasını kıracak falan merak ediyorum açıkçası. Ben şimdi geçmişi düşünüyorum. Yani ta çizgi roman camiasından bu yana. Öyle değil. Güzel düşünüyorum. Ve geçmişte de aslında bu senin dediğini yapıyorlardı. Yani bu bir şey, pazarlama stratejisi gibi bir şey Marvel'ın. Hatta DC'den bence biraz daha farklı oluşundaki etkenlerden biri. Marvel böyle pembe dizi, yani zamanının pembe dizileri kıvamında. Yani şöyle diyeyim. Mesela Örümcek Adam karakteri bayağı bir pembe diziye süper kahraman sokmak gibi bence. Hangi, genel olarak hangi baktığında ve diyorsun ama bir sürü mutlaka kadar. Ama ilk baştaki şeysi için söylüyorum. Çünkü sonra biçim değiştirir meşhur olduktan sonra ne yaparsan tutar da ama tutturabilmek için önce biraz daha böyle o dönemin mevcut işte diyelim ki şeylerine tutan gençlik işlerine süper kahramanı koydurma gibi bir Marvel'ın her zaman bir tarafı var. Meşhur tarafı da bu aslında. O yüzden ben bu numaraları okey buluyorum. Çünkü Marvel bana iyi bir aksiyonu da verebildiği bir film de yapıyor. Hepsinde aynı aksiyonu, vahşeti, şunu bunu beklemiyorum ben mesela bir alıcı olarak. Diyorum ki bu böyle olsun. Yani She-Hulk böyle olsun. Ama bunu götürüp de Daredevil'a yaparlarsa o zaman tadım kaçardı benim. Anlatabiliyor muyum? Okey ama Mesela Hawkeye'de biraz daha dediğim gibi dövüş vardı ama mesela ben şeyden emin değilim. Bir Captain America gibi güzel aksiyon sahnesi olan, güzel de hem kovalamacası hem de dövüşü vesaire güzel koreografisi olan bir şey gelecek mi? İnşallah gelir. Belki gelmez. Yani günün sonunda yeni Avengers falan çekecekler. Onlar mesela böyle numaralarla geçiştirilecek gibi olmamalı yani. O bayağı hayvan hayvan macera olmalı yani orada. Hayvan hayvan yani. Bir şey hayvanlamasını. Moon Knight haricinde dövüşlü, dövüşen süper kahraman kim vardı? Ben şu an tamamen unutmuş olabilirim. Dövüşlü derken kim yani. Kaldı? Ya böyle karate dövüş. Hani böyle şey gibi. Karate. Yakın dövüş yapan. Genellikle bak yani büyücümüz var, sihirbazımız var. Zaten multiverse'e geçildi. Biraz daha şeye de geldi. Yapılan projeler işte. Ya biraz daha şeye de geliyor aslında. Marvel kendini de daha büyük ya olayı büyüttükçe aslında daha kozmik savaşlara da giriyor ya. Daha yaratıcılık koyacaktır belki oraya. She-Hulk bu arada kozmik dövüşecek biri değil. Tam yakın dövüşecek birisi varsa She-Hulk'tır bu. Ya işte ama yani şöyle arkadaşlar ama ne kadar güçleri ne kadar renkli rünklü de olsa yani atıyorum mesela ilk Avenger ekibi hakikaten hepsi yumruk atmak üstü. Tamam bir tek Hawkeye ok atıyor. Hani diğerlerin hepsi ya da işte atıyorum şey lazer atıyor elinden diyelim. Iron Man falan. Ama dövüş yakın dövüş yapıyor. Ama ya yani çoğu zaman hep hakikaten yumruk yumruğa dövüşler falan. Şimdi dediğiniz gibi Miss Marvel olsun. İşte ne bileyim ben ne var lan bilmiyorum. Yani böyle gitgide daha Eternals, Miss Marvel işte. Bilmiyorum yani gitgide daha böyle değişik süper güçler görmeye başlayabiliriz ama aslında yani onların da çok böyle şiddet dolu kullanılması mümkün yani Miss Marvel'ın gücü işte biraz şey gibi siz izlemediniz Fantastic Four'daki Invisible Woman'ın gücü gibi yani sağda solda böyle şeyler ne denir onlara? Güç kalkanları. Öyle şeyler üretiyor diyelim. Yani onu bir insanın içinden de pfff diye yaratabilir anlatabildim mi? Ama asla böyle şeyler görmeyeceğiz tabii ki çünkü Marvel'dan bu Disney, Marvel falan bu Boys değil yani olmayacak. Yani orada o kızcağız zaten genç bir kız hani o masumiyetiyle böyle bir şey yapamayabilir hani diye de düşünebilir ama bir de işin şey boyutu var yani aslında kazara da oluyor böyle şeyler muhakkak.
Yani işte bunun muhabbetini yapıyorlar. Bruce öyle anlattı o kadar. Bak hani senin normal bir öfken bile hani kazara üf yaparsın, birisi uçar falan gibi bir uyarıda bulundu. Bunu lafta bırakacaklarına ve asla böyle bir şey görmeyeceğimize eminim. Ha, şey mesela yani o mesela barda bizim kıza yanaşan 3 tane çocuk vardı ya, sonra blackout oluyor. Üzerinde kan lekeleriyle uyanıyor aslında. Hem Hulk lekeleriyle hem de kan lekeleriyle uyanıyor. O çocuklardan biri yörüngede muhakkak. O çocuklar öldü yani bu arada büyük ihtimalle %95 falan. Ama yani bilmiyoruz. Çok da değinilmedi. Kız da sonra aa ne yaptım ben o heriflere falan da demedi. Hatırlamıyor belki. Ya aslında bu filmlerin yine hadi kullanayım numarası şu. Kötü olunca merak ettirmiyormuş gibi yapıyorlar. Yani tipler kötüydü ya, ey kızım falan sarkıyordu. Hak etmiştir başına ne geldiyse diye düşünüyor seyirci otomatikman aslında. Bu Hollywood siyah beyazlı zaten. Kesinlikle. Bunu zorlayan şeyler de çıkıyor Hollywood'dan. Daha yeni mesela Barry diye bir dizi diyorum. Bunu da Hilal sağ olsun. Barry çok tatlı ettim. Bir dizi ya. Ya çok tatlı ve... Geekyapar.com'da da seneler önce. Tamam Hilal de orada okumuştur. Tatlı ne var bunda? Tamam ben yazmıyorum. Ben izlemedim. Gel be. Herkes Barry izlesin. Yok yani böyle hani böyle o ahlak ben şeyini... Ben Barry'i izledim. O ahlak şeyini challenge'den işler de olabiliyor. Ama bu... Çocuk ya, filminden dizisinden beklemiyorum açıkçası. Ya dönüp şunu diyeceğim ya. Marvel dizilerinden beklentim bu. Bu değil. Bu hiç değil. Bu yani. Bu dizi de buradan. Bunun yukarısına çıkmayacak yani Marvel dizileri benim. Şey üzülüyorum bu arada. Eskiden böyle beklemiyorduk biz Marvel'ı ya. Marvel yapımlarını eskiden böyle beklemiyorduk. Heyecanlanıyorduk, şey yapıyorduk. Millete aa siz zaten Marvel hep böyleydi ki kardeşim falan dediği noktada biz yine heyecanlanıyorduk ama yani. Şimdi ama şimdi ilk dizileri yani. Şey değil miydi Marvel mesela işte Netflix dizileri değil miydi bu? Punisher'lar bilmem ne. Onlar Canon'a çok şey geldi. Ya orada da izledikçe ben şey Jessica Jones'u sevmiştim. Onların şeyi evet. Farklı ama onlar hakikaten bu Kevin Feige gibi arkadaşlarının ürünü değil. Onlar hani Marvel olsun ya gibi. Sevmedik onları da ama Kevin Feige'nin ilk işi ne peki? Yani o sürüyordu. Agents of Shield'ı sevmiştik mesela. O da mı değil? Onlar da değil. O da aymıştı sadece benim. O zaman televizyonun şeyi hakkı başkasındaydı falan. Kevin Feige o zaman bu arada WandaVision o zaman. Kevin Feige'nin çıkardığı ilk dizi WandaVision. Ki WandaVision bile daha yaratıcıydı yani. Çekmişler onu. Loki daha iyiydi. Bak onu da hatırladım. Yani o da mesela o da bariz bir biçimsel şeyin tabii canım. Kölesiydi diyelim yani özellik olarak. Falan. Ama işte mesela bak şöyle bir durum var. Ben onu seviyorum. Mesela WandaVision'ı bu arada WandaVision'ı hep izledim. Yani ilk bölüm ama bitirmedim. O yüzden bu altı boş bir yorumsa kusura bakmayın. WandaVision'da o diyelim ki biçimle bağlam arasında bir köprü var yani. Kesinlikle net bir şekilde. Var. Mesela bunda yok. Kesinlikle. Bu arada evet yani bu arada aynen. Mesela onda vardı. Mesela Miss Marvel'da da biraz var biraz yok gibi. Yani o çizgi roman efekti falan. Kızımız genç sağa sola sürekli bir şeyler çiziktirtiyor. Hayatın bir parçası gibi. Ama süper gücüyle falan sonuçta WandaVision gibi bir alakası yok. Bu sefer hiç alakası yok. Bu sefer hakikaten evet. İşte Fleabag'le Ellie McBeal arası bir şey. Ama, kesinlikle çok aynen. Doğru. Bu aralarda Ellie McBeal izliyorum. Tuğba sağ olsun. Bayağı Eternal Love. Niye ona referans yapıyorlar mı bizde bariz bir şekilde? Yoksa yani havası o şekilde olduğu için mi? Çünkü ne, yani bayağı... Şey işte Ellie McBeal o da avukat falan değil miydi o da? Ha yani? İşte yani referans yapması gerekiyor. İşte kadın avukatlığı işte... Ama orada aşkı arayan falan gibi bir tarafı var, onu görmedik. Ellie McBeal ile Robert Downey Jr. oynadı değil mi? Tabii. Ha, çok komik. Belli bir sezondan sonra. Aa Robert Downey Jr. demişken. Bruce geçen onu gördüm filan. Yok şey hoşuma gitti ya, o adada geçen Bruce Banner'ın adada Tony ile birlikte mesela bar kurması falan, öyle bir küçük bir short çekseler. Ne tatlı olurdu. Zamanında çekmiş olsalar yani. O barı yapıyor falan Tony. Ya da şimdi çekseler, zamanında çekmişler gibi yedirseler bize. Ama onun şey güzel bir yaşanmışlık da var ya artık. Bu kadar çok karakterleri tanıyoruz, şey yapıyoruz falan böyle. Ya hani biz bu barı Tony ile birlikte yaptık falan. Şey evet. Üzülüyorsun hatta kız kendi adını yazınca oraya baş harflerini yazınca hey Tony'nin barı orası falan gibi. Olsun ya sen ne gıcıksın biraz aramızı alalım artık ben, yeni şeyleri. Kız geldi yıktı orayı. Muhafazakar seni. Benim hayal kırıklığım o bar deyince aklıma geldi. İşte iki Hulk kapışıyor ya. Bence orada yeteri kadar uçamamışlardı. Yani yeteri kadar böyle... Çok daha uçabilirlerdi yani. Çok... Ama ölümüne dövüşmüyorlardı ya. Biraz böyle sinirden böbülene böyle yapıyor gibilerdi yani. Evet bence. Evet ama yani düşünsene çok... abi iki tane tip ıssız bir yerde ve o tipler asla yenilmez, ölmez, ne bileyim bir yeri kanamaz falan. Ve bunlar dövüşüyor yani. Bunu görmek biraz heyecan vericiydi aslında. Yalandan da olsa.
biraz orada light kaldılar gibi. Bilmiyorum. Bir eleştiri olarak söyledim. Ama şimdi düşünsene, sen Ömercan'ı ne kadar kızarsan kız dövebilir misin? Zaten hep Ömercan'ı gördüm ben. She-Hulk'ta. Oğlum biz birbirimizin şey olduğunu, yani yaralarımızın rejenere olduğunu, neredeyse hiçbir şeyden zarar görmediğimizi görsek bence eğlencesi de böyle matkapla gözümüze falan girmeye çalışırsın. Yapma Ömercan! Orası değil falan. Yani Thanos'u neredeyse dövecek bir adamdan yani. Ama işte kuzenlerde, tatlışlarda şey yapıyorlar. Karakteri sevdim ben bu arada. Kadın, yani şey, bizim başrol kadınımızı sevdim. Evet, eğlencelik bir seyir zevki vaat ediyor gibi. Şirin bir abla. Evet. Ve de bütün bu hani biraz şakalı ya da işte dördüncü duvar yıkmalı falan gibi şeylerin çizgi romanına da şey olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Ona da biraz sadık kalınmış. Ya orada da var mı? Var var yani. Ben benim okuduğum bilmiyorum. Yakın zaman She-Hulk'ların hepsi genelde mizahlı. Kadının işte böyle iki hayatı, üç hayatı birden idare ettirmeye çalışması konularının olduğu. İşte hakikaten aman ayakkabım gene patladı filan tarzı esprilerin olduğu bir şeyler, çizgi roman serileri yani onlar. O yüzden aslında bu dizi için icat edilmiş gibi şeyler de değil. Biraz orada ödünç alınmış. Niye Fleabag'e zaman... benzetiyorlar ki? Evet. Neye benzetiyor? Niye Fleabag'e benzetiyorlar? Ama şey demedi yani. Önce Sedat Neyim. Dördüncü duvar demedi. Dedin mi? Onu da yapıyor canım. Yapıyor mu? Çizgi romanlarda rastlanabilen bir şey de yapıyor. Şey yapıyor. Ben okudum onu öylesine. Zaten çizgi romanlardaki yani bazı baloncuklarda şu anda şunu yapmak istiyorum demesi bile biraz dördüncü duvarı yıkmak oluyor ama... Ama o geçmişte kaldı. Geçmişte. Zaten. Baloncuk yapmıyor artık. Baloncuk yapılmıyor artık. Tabii modern çizgi romanlarda yok öyle bir şey. Yani yaparsa da o bir stil oluyor artık filan böyle yani. Şiirsel bir konuşma falan. Sonuç olarak sevgili arkadaşlar, ne diyorsunuz? Kaptan Amerika sizce kafamızda saf ve temiz bir tip olarak, hayatında kendini sadece Peggy'ye, o da artık bilmem kaç yaşından sonra vermiş bir karakter olarak kalmalı mıydı? Yoksa onun insansılaşması, çok büyük bir internet geyiğinin diziye taşınması filan hoşunuza gitti mi? Gitti. İkisine de evet demek istiyorum ya. Bir yandan gerçekten şey güzeldi yani, sadece Peggy için falan. Ama sonra da harbiden ya adam hiç yazık değil mi? Fırsat olmadı mı? Hiç fırsat olmadı mı falan gibi. Hayatı yaşasın, o kadar fedakarlık yaptı bizler için adamcağız. Ya adam ya fedakarlık yapmasa da yaşasın ya o kadar. Bir de şey diye böyle hani tam o Kaptan Amerika'nın böyle en şey yaptığı dönemde, sükse yaptığı dönemde hani Peggy ile de çıkmıyorlardı. Ama bir sürü arkada şey kızlarla böyle hani o dönemin dansçı kızlarıyla takılıyordu. Yapardı yani. İşte yapmış zaten. Diye. Öyle diyorlar. Yani biz hiç görmemiş olmamız yapmamış olduğu anlamda. Kaptan Amerika bir gentleman olduğu için asla bunu belli etmeyen bir şey var yani, havası var. Gentleman yani. Evet, asla yani. Kisentel yapmaz. İzlerim öyle ben bu diziyi. Bu ben de izlerim. Şu an merak ediyorum. Ben bu arada ilk bölümden hiç tatmin olmadım. Çünkü daha yok Daredevil'ı göreceğiz, yok Wong'u göreceğiz, yok Abomination'ı göreceğiz, yok bunun patronu çıkıp sen süper tiplere avukatlık yap diyecek falan. Ben onu merak ediyorum yani. Ben onu en çok da onu merak ediyorum biliyor musun? Ben şeye, bu süper kahramanların gerçek hayatta uğraşmasını daha merak eden bir insan. Hani avukatlık yapsın işte ve süper kahramanların da avukat olsun, onların derdini bilen. Ben böyle çok net sendikalaşmaları gerektiğini düşünen bir insan olduğum için. Sen Iron Man'cisin. Maaş alsınlar, ben Iron Man'ciyim ya. Maaş alsınlar o kadar. Hayır, aç kalmamaları lazım falan gibi. Neyse. Aç kalmamaları lazım. Ya bu dizi ilk bölümden o kadar da iyi bir aksiyon sahnesi bize vermeyerek bize şunu demek istiyor. Ben aksiyon da değilim arkadaş ya. Oralarında aramayın beni. Ama bütün o eğitim dedi sahneleri de eğlenceli. Ben bu bir avukat dizisi dedi bir yerde de. Hani ona da atıp atı da yaptı. Atı zaten Eternal at Law gibi. Aynen. Çok da ama yani bir bölüm falan kendini böyle duruşma sahnesinde dedik eder gibi geliyor bana. Nedense sanki o yola da girmeyecekler gibi zannediyorum şimdilik ben. Beklentim o yönde yani açıkçası. Hani bir uzaylı birileriyle dövüşür herhalde yani. Şeyi görmek güzel ama şimdi bu sen işte süper kahramanların avukatı ol diyor ya birileri. Mesela süper kötülerin de, çünkü siyah beyaz ayırmayacağız her şeyi. Bu zaten avukat yani, savcı değil. O yüzden evet, genelde suç işleyenlerin savunucusu olacak. Hatta belki bu ilk bölümdeki kadını, yani gerçi öyle olmaz tabii, çıkar ilişkisi oluyor. Amerikan hukuk sistemini çok da iyi bilmiyorum ama ben onu bekledim yani. Mesela bunun arası şimdi dava sürecini falan izler miyiz acaba? Bence bu arada şunun gibi benzeri bir şey olsa benim çok hoşuma gider. Incredibles'da vardı ya, Mr. Incredible intihar eden birinin hayatını kurtarıyor. Adam ölmüyor ama boynu, yani her yeri kırılıyor. Adam sonra Mr. Incredible dava ediyordu. Evet, evet. Ve ondan dolayı zaten bütün süper kahramanlar şey oluyor falan. Mesela bu çok güzel, bu benim çok hoşuma gitmişti. Buna benzer bir, işte o yüzden onu merak ediyorum. Yani süper kahramanların da avukatı olsun. Çünkü yani şey gördük. Atıyorum Spider-Man döneminde Vulture'ın çıkmasıyla birlikte aslında yaptıkları yıkımı, onu temizleyen bir şirket. Yani süper kahramanlara da karşı artık bir bürokratik şeyler geliyor. Onları gördük. Onların savunucusu olarak da bu kızın olması ne hoşuma gider yani. Kesinlikle katılıyorum aslında. Bir de ne düşündürdü bu söylediğimi biliyor musun? Süper kahraman yani Marvel
ve Disney tabii. Şöyle bir hani ana fikri var ya aslında yeni dönem. Belki eskiden beri var ama şimdi neye evrildi? Süper kahramanların normal insanlarla aynı evrende yaşaması ve nüfusça fazla olması ve onlar için ayrıca çözüm bulmaları her dönemin kendi problemleriyle özdeşleştirildi aslında. Mesela evet. Geçmişte siyahları dışlayan Amerika'da işte süper kahramanlar biraz bunu kullandı. Şimdi de biraz böyle işte LGBT vesaire hani bir toplumun şey yaptığı bireyler var ya aslında biraz ona gidiyor. Yani bir işte kadın ve işte böyle istediği zaman iri yarı olabilecek ama masum ve kimse zarar vermeyecek bir kadın bizim hukuk sistemimizde hatta bizim sistemimizde nasıl barınır? Bence biraz içten içe evet. Bunu şey yapıyorlar yani. İşliyorlar gibi hissediyorum. Aynen yani çizgi roman boyutunda X-Men tamamen buna dönüşmüş vaziyette evet. Artık. Böyle hakikaten azınlık hakları ile ilgili bir takım şeyleri böyle paralel yani gerçek hayattakine paralel bir şekilde orada geçiyor oluyor. Ama o bazen şeye de dönüşüyor işte Civil War, Mabel War gibi öykülerde zaten çok işlendi. İşte sadece mesela işte o mesela bununla ilgili bir şey okumuştum hatta geçen işte sadece mesela doğuştan değil de süper güçlü olan herkes bu komünitenin bir parçası. İşte artık onlar da azınlık. Farklı bir takım şeyler, uygulamalar, regülasyonlar, onların durumuna göre hukukun bir kez daha işte baştan çizilmesi, yazılması lazım falan gibi çok ilginç. Ama böyle şen şakrak bir dizide de ne kadar içine gireceklerinden şüphe ettiğim bir... Ya şeyden beri işleniyor aslında. Civil War'dan beri bu işlenen bir konu oldu. MCU kapsamında konuşuyorum hani şey değil, çizgi roman değil. MCU'da Civil War'dan beri bu tip işler işleniyor. Güzel devam etsin atıyorum. Blip'i o kadar işlemediler ama bunları işlemeye devam etsinler yani. Bunu da vallahi, görelim biz. Bakın şey bile şöyle bir şey. Yani enteresan bak şimdi düşününce. Mesela Civil War'da dünya dedi ki mesela hani kamuoyunun bir kısmı dedi ki bunlar şey yapılsın işte regüle edilsin falan. Mesela daha yeni izledim oradan hatırlıyorum. Endgame'de falan işte Captain America geliyor. O vefat eden William Hurt'un oynadığı yani gerçek hayatta vefat eden. Neydi lan refah adı? Thunderbolt. Hulk'un peşindeki general. Karakter. Neyse. Ha, o mesela, onların mesela Endgame'deki sahnesinde hemen bu herifi tutuklayın diyor filan. Bizim War Machine kapatıyor şeyi. İletişimi tamam mı? Yani ordunun hala mesafesi var aslında. Fakat büyük ihtimalle hani blip denilen olay ve insanların geri gelmesi falan insanların gözünde bu süper kahramanları bir akladı. En azından Avengers'ı filan akladı. Hani Hulk da her yerde. Geri getirdiler abi. Mesela selfie filan çekiliyordu filan. Yani böyle bir kahraman oldukları kabul edildi ama muhakkak bir sürü insan da hala şikayet ediyordur. Hatta 5 yıl sonra insanların geri gelmesinden yeteri kadar hoşnut olmayıp niye hayatımızı bir daha bozdunuz, daha yeni alışmıştık evet. Ya da kaderimizle oynadınız filan diyen böyle bir takım belki dindarımsı tipler filan falan bile vardır diye düşünüyor insan. Ya işte bunlar işlensi çok enteresan ama bence bilmiyorum ne kadar. Bence bu dizide bilmiyorum ya işlenir mi? Bu dizide işlenmez de. Avukatlık ayağına, müvekkil ayağına işlenebilir aslında fırsat. Ya aslında hadi işlesinler. Onu nerede işleyecekler biliyor musun? Bence dizi olması gereken fakat olmayacağına emin olduğum büyük ihtimalle ilk muhabbette konuşacağımız X-Men. Abi X-Men tam işte sen de söyledin ya çizgi romanda tamamen buna döndü diye. Bu tarz şeylerin keşke X-Men çok kaliteli sinema kalitesinde bir dizi olsa. Ya olacak gerçekten... olacak. Şey ama yapma. Öyle şey değil. Bunu da yitirme. Dizi mi olacak peki? Fark etmez. Film bir dizi önemli değil onlar. Bence bu arada bu da bayağı film kalitesi dizi ya. Yok yok bu şey. Ne ya? Değil değil. Niye bak Miss Marvel'ı izlerken demiştim ay bu dizi ama mesela bu bana ilk bölümüyle bayağı hoşuma gitti. Ya şimdi özel olarak buyurun. Çok pardon çok böldüm çok şiddetli böldüm yok, bir de. Yok yok. Ya bak Hulk olan bizim Bruce Banner Hulk'ın CGI'yı geçen filmlerde de var olduğu için o adam elde hazır materyal varmış da bakın CGI'ni bir oturtamamışlar mı acaba? Ömercan da ondan şikayet etti sanki değil mi? Şikayet etmedim de çok göz önünde olduğu için ister istemez hata arıyor yani böyle beğenmediği bir şey arıyor. Bir iki yerde biraz beğenmediğim oldu ama artık o kadar sineye çekiyorum abi yani daha ne yapsın? Hiçbir de düşünmeden edemiyorum açıkçası ya. Ya kaliteli hikaye abi gerisi yalan kötü CGI olsa uzun boylu bir kızı boyasalar daha iyi olur muydu? Ki onu yaptılar. Bu arada Hulk'un şey oldu mu hiç film yani eski dönem filmi olmadı değil mi? Sen ne diyordun aslında görmeden önce? Ben unuttum valla. Aman özür dilerim. Yalanmış. Ya. Boş verin yeter artık gerisi de seyirciye bırakalım. Her şeyi konuşacağız diye bir şey yok. Sevgili arkadaşlar siz nasıl buldunuz Hulk Attorney at Law dizisini? Sizce güzel miydi? Özel efektleri iyi miydi? Sizce avukatlık açısı güzel mi? Dördüncü duvar kırılması fena değil mi? Sizce itiş kakış mı olacak? Eğlence mi olacak? Komiklik mi olacak? Feminizm mi olacak? Yoksa ne olacak? Aşağı yorum olarak yazarsınız. Faz 4'ün son işi olan She-Hulk, hukuktaki avukat sizlerle.